bebek. Abla çok acıyor. Hanımefendi ne şikayeti ya? Kim şikayet edecek bize? Git şu vanayı kapa hadi. Ablacığım dur. Dur. Biraz acıyacak, kalkman lazım. Anne babanız nerede? Dur. Ay, size ne? Çok acıyor. Siz bizi sorguya çekmeye mi geldiniz? Bize gelen ihbarda anne babanızın bu evde yaşamadığı söyleniyor. İhbar diyor hala ya. Hanımefendi biri size şaka yapmış belli ki. Siz de inanıp gelmişsiniz, olan bu. Ya bizim annemiz de babamız da burada yaşıyor. Biri işletmiş sizi. Evet. Annemiz şehir dışında çalışıyor. Hatta daha yeni geldi, mahalleliye sorun isterseniz. Babam da kahvede çalışıyor. Doğru vallahi. Bütün gün kahvede adamcağız. Kahve. Ablacığım al İsmet'e oturun hadi. Tamam peki. Babanızı çağırır mısınız bir gelsin? Görüşmem gerekiyor. Tabii. Arayayım ama. Hemen arıyorum. Arıyor. Tufan abi babam orada mı? Ha, tamam. Tamam görüşürüz. Babam işten erken çıkmış da. Şeydedir, Şeyma teyzededir. Hah. Bir saniye. Şeyma teyze, babam orada mı? Ha. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Ben şimdi ulaşamıyorum babama. Ama zaten bir iki saate gelir o da. Bakın. İhbarda anne ve babanızın bu evde yaşamadığı söylendi. Zaten gördüğüm kadarıyla da şu an evde değiller. Eğer ihbar doğruysa benim şimdi rapor tutup bu çocukları çocuk hizmetleri yurduna almam için işlem başlatmam gerekiyor. Hanımefendi ne yurdu ya? Ne yurdundan bahsediyorsunuz? Annemiz babamız başımıza diyorum. Hem ben nişanlıyım. Evleniyorum. Biz zaten nişanlımla daha büyük bir eve taşınacağız. Bütün çocuklar da bizde kalacak. Yani Hikmet. Heh. Git Barış'ı çağır. Tamam. Hah. Nişanlım geliyor. Şimdi ne kadar büyük bir hata yaptığınızı anlayacaksınız. Barış. Barış. Ya Barış. Nerede bu ya? Ha Cemil abi. Ne haber Hikmet? Ne oldu Barış'a mı baktın? He abi Barış'a baktım da yok evde. Yok mu? Abi benim gitmem lazım. Sabahtan beri saçma sapan şeyler geldi başımıza. Ne oldu oğlum? Ya abi çocuk esirgeme kurumundan geldiler. Devletten. Annemiz babamız yok diye başımızda alacaklarmış bizi. Bir şeyler konuşuyorlar. Bir tane kadın geldi. Ne diyorsun oğlum? Evet ablam falan da çok gergin. Abla ben boşaltırım. Ablacığım saçma mı otursam ben hallederim. Çok gençsin. Bu kadar çocuğun sorumluluğu senin için de çok büyük bir yük. Yük mü? Hanımefendi kardeşlerim bunlar benim. Ne yükü? Hah, geldin mi? Aa, Cemil, ne işin var senin burada? Sokakta karşılaştık da ben durumu anlatınca gelmek istedi. Barış nerede? Evde yok, bilmiyorum. Ne oluyor Filiz? Hanımefendiye bir ihbar gitmişti. Annemiz babamız başımıza yokmuş güya. Hanımefendi sizinle iki dakika dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Hanımefendi tabii siz de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz anlıyorum ama... ...ortada büyük bir yanlış anlaşılma var o yüzden konuşmak istedim. Ben bu aileyi çok eski tanırım. Bunlar bizim çok eskiden beri komşumuz. Hem anneleri hem babaları yanlarındadır. Ben şahidim. İyi de ben daha aileyle tanışamadım ki.
Doğru söylediğinizi nereden bileceğim? Anne şehir dışında. Baba ortada yok. Hanımefendi şimdilik ulaşamadım babama ben. Burada yoksa o. Bakın hanımefendi. Bu aile yoksul bir ailedir ama birbirlerine çok bağlıdırlar. Hem Filiz çok iyi bakar kardeşlerine hem anne babaları. Ben bizzat kefilim diyorum yani. O yüzden. Sizin kurumu kim aradıysa boşuna meşgul etmiş. Evet. Aslında bu tip aramalar çok oluyor. Boşu boşuna oyalıyorlar kurumu. Bilmez miyim canım? Bize de günde kaç defa asılsız ihbar geliyor bir bilseniz. Peki. Madem memur bey kefil, ben şimdi gidiyorum. Görüşümü kurumla paylaştıktan sonra pazartesi günü gerekli izinleri alıp yetkililerle birlikte tekrar denetime geleceğim. Anne ve babaları başlarında mı görelim? Tamam hanımefendi, siz bilirsiniz. Pazartesi günü görüşürüz o zaman. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi misin? Ay iyi değilim Cemil ya. Of, bir bu eksikti. Biri sizi ihbar etmiş öyle mi? Of. Ya ben annemi nereden bulacağım şimdi? Babam sarhoş sarhoş gelecek. Bu kadın babamı görürse beni mahvoluruz. Şişt, tamam ya, sakin ol. Bir yolunu buluruz, merak etme. Ben bir çaresine bakarım. Çok sağ ol Cemil ya, yardımcı olduğun için. Rica ederim, ne demek? Ben ne yaptım ki? Neyse, benim devreye dönmem lazım. Bir şey olursa haber ver, olur mu mutlaka? Sağ ol. Neredesin ya? Gitti de gelecek. Niye? İşte annemiz babamız başımıza mı görmeye? Al şimdi bok yedik. Şşş. Ne biçim konuşuyorsun? Abla doğru söylüyor çocuk. Ya hadi babam neyse de biz annemi nereden bulacağız ya? İşte ne bileyim. Annemiz başımızdaymış gibi yapacağız. Şehir dışında dediğimiz iyi oldu ama. Ama babamı bulmamız lazım. Abla o kadın bizi alamaz değil mi? Ya ne alması ya? Ben başınızdayım. Bir dur. Hikmet rahmeti buldu. Babamı arayın bakalım nerede. Ha bir de Tülay'ı çağırdı, Fikret'e bir baksın. Tamam abla. Sizi kim ihbar etmiş olabilir ya? Gerçi düşününce bu mahallede herkes etmiş olabilir. Mahalle mahalle değil ki. Ya çocuk esirgeme neymiş ya? Hadi bizi geçtim. Aslan gibi ablaları başlarında. Tülay kadın çok ciddiydi bak. Görmen lazımdı. Bizim babamı bulmamız lazım acilen. Ya Fikri abi illaki buluruz yani. Karabatak gibi adam çıkar elbet bir yerden. Yalnız Barış da yok. Uludağ'dan döndüğümüzden beri telefonu kapalı. Evde de yok. Ay, şarjı bitmiştir ya. Arar arar. Merak etme. Ay nişanlısını merak edermiş de. Lütfen yapma ya. Ay ne yaptım valla. Bütün mahalleye yaydım evleneceksiniz diye. Aman bravo, iyi ettin. İyi ettim tabii. İshal çenelerini kapasınlar biraz. Tülay hadi gidelim, biz de Filiz kafa dinlesin biraz. Hadi. Geçiremez. Fiko bana bak, fazla hareket etmiyorsun, kendine dikkat ediyorsun tamam mı? O verdiğin Meryem'i de iki saatte bir sürün. Tamam. Şş, bana bak, dikkat et pehlivan. Ha Hikmet, ne oldu, buldunuz mu babamı? Ya abla yok, hiçbir yerde yok yani. Rahmet de boş arsaya bakacak ama zannetmiyorum. Ay delireceğim, nerede bu adam ya? Ya tamam, merak etme, buluruz illaki. Neyse hadi. Eyvallah. Hadi. Senin aşkın bir şey yok ya. Ben babama sinirlendim, bir şey yok.